Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sıra zaten psikolojiye gelmişti. Öyle gitmiştik, hatırlıyor musun? En son iman yaptık. Laika. İki ders miydi? Yok, dört ders. Sadakat 3 olması lazım. Sadakat ediyorsunuz. Evet. Sadakat 3, iman dersiyle birlikte 4. Şimdi sıra bunda. Değişik değişik yer okuyorum. İlk önce sabır okuyorum. Hazır mıyız? Al bakalım, çok önemli de ondan. Sabır, hikmet ilahi anlamaktır. Sabır bir kere şu değil. Yutkunmak değil. Veya sabır, bağır çağır yapacağını yaptın diyeceğini dedim. Ben sabrediyorum artık. Neyi sabrediyorsun? Yapacağını yaptın da daha neyi sabredeceksin? Anladık mı? Yapacağın bütün enerjiyi boşalttın. Sabır ortaya çıkan enerjiyi kontrol altına almaktır. Veya onun şuurudur. Şimdi bak. Bütün İstidat ve latifeler, kabiliyetler, hisler şeyde, ruhta ceverde duruyor. Yani bu anlattığım şu psikoloji namı altındaki ders ama bunu böyle çıkartabilmek külliyata vakıf olmakla mümkün. Yani sıradan bir ders değil bu. Enfüsi yani. Bak mesela batınımızda öfke var, gadab var, şehvet var. Hırs var, haset var, her şey var. Nerede? Bizde, içimizde. Ne zaman biz onu düşünürsek veya düşünmeden ortamına girerse o aktif olur. O potansiyel enerji kurulmuş saat gibi, hani kuruyorsun ya böyle. O gerilen yay kendisini açıyor. Yani o balon oluyor veya o göl oluyor. Böyle bir mesela enerji bir manyetik alan oluyor. Diyelim ki bu şeye benziyor, gökkuşağı gibi. O içimizdeyken dışımıza çıkıyor. Yani o merkez oradayken çapı büyüyor. Alaka nispetinde büyüyor. Bizi komple içine alıyor. Tamamen oradayız. Anne karnındaki çocuğun torbada olduğu gibi. O zaman içimizin içine girmiş oluyorsun. İşte sabır, şehvet, gadab, öfke, haset, kin, nefret. Araba kullanmayı var ya, araba kullanmayı. Debriyaja basıyorum. İlk acemi adam yola bir bakar, bir ayağına bakar. Değil mi? Debriyaj öğrenci. Öğrendikten sonra debriyajı zaten freni unutur. Yolu bile unutur. Vitesi bile unutur, yanındakiyle konuşur, ne var ne yok. İşte aynen bunun gibi sabır öğrenilmesi gereken bir histir. İçimizden çıkan, ortaya çıkan harici sebep veya dahili düşünce ile aktif olan bir hissin bizi içine almasıdır. Veya içine almasına müsaade etmemektir. Eğitilmesi gereken bir yapıdır. Köpek gibidir, at gibidir. Bu hissi eğiteceksin. Sebatın içinde mi abi sabır? Yani olmadığı yeri, yerini bilmiyorum şu anda. Sabır, sebat kullanıyor sabır ama ille kullanıyor diye bunun içindedir diyemiyorum. Yani daha doğrusu sabır toplamasını okumam lazım. Öyle pat diye bir şey söylemek istemem. Ben size ne söylüyorsam araştırdım dedimse araştırmışım. Araştırmamışsam araştırmamışım. Yani sabrın dimağda mıdır, kalpte midir, vicdandadır mıdır bilmiyorum. Sabır, hikmet ilahi anlamaktır. Eşyanın ve hadiselerin arkalarından bakmaya seni taşır. Yani gelişen hadiseler, ummadığın bir şey, seni o olayların arkasına taşımaya vesile eder. Sabır çok acayip bir kuvvedir.
enerjidir yani paket enerjidir. Hop üstüne binersen seni arkaya taşır. Yani şu uçaklar ve uçurtmalar niye uçar biliyor musunuz? Rüzgara direndikleri için. Hop üstüne çıkıyorsun. Hop. Bak uçurtma böyle. Rüzgar buradan esiyor. Vuruyor uçurtma veya uçak vuruyor. Tak yukarı çıkıyor. Uçaklar hiçbir zaman arkasına rüzgar alarak uçaklar uçamaz. Uçaklar nereden uçuyorsa rüzgar oradan geliyor. Önünü alması lazım. Önünü alıp hop altına alacak rüzgarı. Arkasında oldu mu bastırır uçağı. Onun için dertlerinizle yüzleşeceksiniz. Arkaya atmayacaksın. Yüzleş, çöz. Yoksa kafada kalırsa o şey olur. Kronik hale gelir. Diken battı, çıkartmadın sarı bir hal geliyor ya böyle etrafa. Aynı öyle olur. Bir de söylüyorum. Eşyanın ve hadiselerin arkalarından seni bakmaya taşır. Başka? Yaşanan ani zaman kuyusundan çıkmana vesile olur. Başka? Olayların dışına çıkarak olayları dışarıdan seyretme makamıdır. Başka? Allah'ın inayet ve tevfikini harekete geçirmendir. Başka? Sabır, susmak değil, işten düşünme sürecidir. Sabır, yutkunmak değil, çaresi olmayana cezaya kapılmamak, çaresi olana da acizliğe düşmemektir. Usta diyor ki, mesela bu kırıldı. Tamam, bu kırıldı mı? Çaresi var mı? Yok. Çaresi yoksa cezaya kalkışma. Çaresi var mı? Acizliğe de girme kardeşim. Git onu yap. Öyle geçiyor değil mi? Sabır bunu anlamaktır yani. Sabır insanı içine alan hadiselerin tesirinden çıkmaktır. Sabır gelişen hadiselerde insanlarda bir şaşkınlık yapar. Bu ise doğru düşünmeye mani olan dimağı ve kalbin asitidir. Yani gelişen hadiseler var ya ummadığın bir hadise bir şaşkınlık yaşatır. O şaşkınlık o an dimağın içerisine atılan asit gibidir. Bütünlüğü bozar, sabır bütünlüğe getirir. Getiren süreçlerden bir tanesidir. Sabır tevekkül ve teslimdir. Allah'tan razı olmaktır. Yani efalini tenkit ve rahmetini itham ve hikmetini beğenmemezlik yapmamaktır. Sabır, sonuca odaklanmaktır. Ve seni sonucun haline sokar. Sabır, mahbubiyet yoludur. Şu, sonuca odaklanmak şu, çok önemli. Harika bir şey. Korku olanlar için. Uçaktan korkuyor. Kanserden korkuyor. Tansiyondan korkuyor. Kalp krizden korkuyor. Ne bir korku bana söyleyin. Başka saymadığım korku var. Tamam. Diyelim ki hangisini uygulayayım? Bir tanesini söyleyin bana. Saydıklarımdan. O korkuyu uygulayayım. Uçaktan korkuyor. Uçaktan korkuyor. Tamam. Uçaktan korkmasının sebebi sürecin sonucuna odaklandığı için korkar. Uçak rüzgar vurur düşer. Düşerse ölürüm ben. Ha demek ki ölümden korkuyor. Değil mi? Bu süreci uçağın titremesinden vesairesinden korkmuyor. Düşmesinden korkuyor. Düşmesinden de korkmuyor. Netice nedir en son? Ölüm. Şöyle yap. Gözünü kapa uçaktasın. Kim karşılayacak seni? Sen kim karşılar Furkan? Şey yapsın. Diyelim ki Ömer abi. Tamam. Veya baban annen değil. Odaklan, gözünü kapat. Havalimanında annen sarıldı sana. Sarıl, 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 sarıl. Hayal et. Bu hayal ettiğin zaman uçakta otururken sonucundasın. Çünkü neyi hayal ederseniz oradasınız. Aklın öyle bir aptallığı var ki onu kullan işte. Bütün cehennem, dünyayı sana cehennem yapan o aptal akıldır. Dünyayı sana cennet yapmaya vesile olan o aptal akıldır. Akıllı aptal diyorum böyle. Bir alettir. Bu
Usta cihaz insanı diyor. Nasıl biliyor musun? Bak, şunu görüyor musunuz? Bu bilmeniz lazım. Çözüm üreteceksiniz insanlara. Dershanede kalıyorsunuz. Bunu fotoğrafını çekti göz. Tamam bu kalem var dedi. Gözümü kapatıyorum. Hayalen bu kalemi hayal ediyorum. İşte akıl gözle geleni, hayalle gelen resmi ayırt edemiyor. Ondandır ki hayal ettiğiniz şey aynen varmış gibi yaşarsınız. Gadab mesela nasıl düdünüyü düdün falan. Veya şehvet. Veya güzel bir manzara. Yattığınız zaman neyi hayal ediyorsanız akıl aynen bu hayaldir. Bu varsayımdır demiyor. Bu doğrudur, realite olduğunu kabul ettiği için vücut böyle inanıyor. Akıl böyle inanıyor mu? Akıl inandığı andaki inanıyor. Kaslar ve lifler ve bezler aktif olur. Onun için kötü hissetmesinin sebebi bir insan kötü düşündüğü için. Kötü hissettiğinden kötü düşünmüyor. Kötü düşündüğü için kötü hissediyor. Sabır ise titriyor veya kanser, gözün kapağı. Acımasız hastalığın sonucu dinimizde Müslüman ve imanı varsa şehittir. Şehitliğe odaklanan hiçbir şey anlamayacaksın. Ölümü hatırlamayacaksın. Cennet, Allah'ın rızası, şehit, 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 oradasın. Neyi düşünüyorsanız oraya taşınmaktır. İşte sabır, neticeye odaklanmaktır. Konuyu değiştiriyorum. Sıkıntının bir sebebi, ilim artıyor ama amelinden, yaşantısından taviz vermiyor adam. Yani yanlış yaşıyor, ondan taviz vermiyor, doğru yaşamıyor. Sıkıntının hikmetini söylüyorum. İlmi artıyor. Yani çamaşır var ya çamaşır. Çamaşırı, bakın şunu böyle çeviriyorsun, çamaşırı tuttun. Bunu da böyle çevirirsen, bunu böyle çevirirsen ne olur? Ters çevirirsen? İslaksa kurur abi, ıslakla gelir. Yani ıslaksa ne yapar? Su çıkar. İşte sıkıntının bir sebebi, ilim artıyor, amelini değiştirmiyor. İnsan ilim ile amelsizlik arasında eziliyor. Üretilen enerjinin, yani ilim enerjidir, kullanılmıyor. Mesela yedin, fıstığı yedin, fındığı yedin, bastın baklavayı, akşam yedin pirinç pilavını. Hiç harcadın mı? Yok. Ne olacak o enerji? Ha aferin, seni rahat yatıracak yani. Mışıl mışıl yatacaksın. Böyle bir şey olur mu? Yani ortaya elde edilen ilim canlı ve ruhludur, hatırlarsınız, anlatmıştım. İlim enerjidir, güçtür. Elde ettin, harcamıyorsun. Yani ilmiyle amil değilsin. Yani onu boşaltmıyorsun dışarıya, o ilmi. O sana ne oluyor? Zehir oluyor. Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkep oluyorsun. Bak ne diyor? İnsan ilim ile amelsizlik arasında eziliyor. Üretilen enerjinin trafoda haddinden fazla yüklenmesiyle patlaması gibi. Trafoyu düşünün. Keban barajından elektrik geldi harcanmıyor. Trafo patlar. Başka niçin patlar biliyor musunuz? Fiziken söylüyorum. Mesela diyelim ki barajdan gelen elektrik 500. Şehrin çektiği 600. Çok çekerse de patlar. Bunu ben şöyle bir misalle kendime özledim abi. Mesela ağacın tohumu çekildi. Daha ağaç olmadan çıkmaya başladı abi. Büyüdü, koskocaman bir ağaç oldu. Yukarıya çıktığı nispetle aşağıda kökler de uzuyor. Yani bir dakika, aşağıda kökler? Kökler de aşağı doğru uzuyor abi. Evet. Mesela sırf gövde uzuyor, palmiye ağaçları öyledir. Koskocaman gövdesi vardır, kökü çok küçüktür. En ufak rüzgarda yıkılır. Bu Hatay tarafında belki görmüşsünüzdür abi. Ama diğer ağaçlar üst tarafta büyüdüğü gibi yükseldikçe altta da uzuyor. Artık abi amel ve takva da aşağıda artınca bu sefer daha şey oluyor abi. Her rüzgarda yıkılmıyor. Gördünüz mü? Güzel bir misal değil mi? Bak
ağaç yukarı yükseldikçe kökleri de aşağı gitmesi lazım ki o ağırlığı taşısın. Yukarısı ilim, aşağısı takva ve amel. Aferin, çok güzel. Hangi nurcu aldanmaz? Ne demişim? Hangi nurcu aldanmaz münafıklara diye soru var. Hangi nurcu münafıklara aldanmaz? El cevap, layıka, siz söyleyin, neyse ağzından çıktı. Kopyaladık abi. Tamam. Layıkalara sarılıp ona göre amel edenler, amel edeni aldatamazlar. Layıkaları okuyup amel edenleri aldatamazlar. Başka? İnsan dünyayı çekemediği, kurtulmak istediği zaman dünyadan daha güvenilir yere sığınmak ister. Bu tipler hemen ölmek, intihar etmek isterler. Sıkıntıdan kurtulmak için. Demek onlara çare değil, yani dünya onlara çare değil, güvenilir değil ki, güvenilir yere gitmek istiyorlar. Niye intihar ediyor? Size bir şey söyleyeyim mi? Geldiğim yerden, şehir ismi vermeyeceğim. Bu sözüme dershanedeki arkadaşlarınız şahit. Bu sözüme seyahat ettiğimiz 8 kişi şahit. Adam birisi geldi. Hatta senin de derdin mi var? Dersin sebebi oldu bu adam. O dersi onun için yaptım. Onu en kısa zamanda şey yaparsın, yayınlarsın. Adam diyor ki, hocam diyor, hoca da demiyor da, işte nasıl getirdilerse, tabancayı dayadım dedi. Ağzına vermiş, tetiği de kış yapmış, koymuş eline. Böyle dakikalarca kafaya dayadım dedi. Sırf Allah'ın ebedi ve ezeli, sonsuz cehennemine gitmekten korktuğum için, Dayadım, sonra attım ve secdeye kapandım. Ve kapandı, öyle buldular. Ondan sonra tutup getirdiler. O dersi dinledi. Ne dedi biliyor musunuz? Bunun üzerine yemin ederim. Dedi ki, kurtuldum dedi. Bütün dertlerimden kurtuldum. Dersin adı şu, senin de mi derdin var? Dert mi yani? Senin dert mi yani senin? Uçaktan, kanserden, kalp krizinden, tansiyondan korkuyor. Niçin korkuyor? Sonucu nedir? Ölüm. Ölümden korktuğu için kanserden korkuyor. Ölüm. Evet. Ölümden korktuğu için tansiyon ve kalpten korkuyor. Ölüm. Aynen. Peki, hiç böyle kanser değil. Kalp krizi, kalbi de yok. Uçakta da yok. Niçin duran adam intihar ediyor? Niçin yani o gençler, insanlar niçin intihar ediyor? Sıkıntıdan. Sıkıntıdan. Sıkıntıdan ne yapıyor? İntihar ediyor. Peki, bu kadar korkanlar kanserden, kalp krizinden, tansiyondan, uçaktan korkuyor. Ölümden korktuğu için korkuyor. Bu adam ise ölümü çare olarak görüyor. Nereye? Sıkıntısından kurtulmak için. Çektiği sıkıntıyı görüyor musunuz? Ölümü hiçe indiriyor. Peki, siz niçin intiharı düşünmüyorsunuz? Çünkü imanın verdiği hazı yaşıyorsunuz. Neye vurgulamak istiyorum? İmanın lezzetini yaşıyorsunuz, farkında değilsiniz. Farkında mısınız demek istiyorum. Yani biz böyle imansız olmadığımız için daha önce, imansızlığın ne kadar rezil olduğunu bilmiyoruz ki şu anda imanın güzelliğini anlayalım. Ama etrafınızda anlayabilirsin. Bakın, ölüm korkusundan, kanserden, ölüm korkusundan, kalp krizinden, ölüm korkusundan, yüksek tansiyondan, ölüm korkusundan, diyalizden, uçaktan korkuyor. Sebebi ölüm korkusundan. Peki, bazı insanlar intiharla ölümü çare olarak görüyor. O zaman ruhsal sıkıntısını düşünün. Ölüm, intihar çare ise ki sonsuz cehennem gibi gözüküyor. Çünkü katl, yani adam öldürmek veya kendini öldürmek ebedi cehennemliktir. Eğer o ana gelirken, intihar etmeden önce beyin bloku olmuşsa, hiçbir şey hatırlamıyorsa, iradesi var mı yok mu Allah bilir, işte hiç yoksa mesul değiller.
sıfırlanmışsa beynin. Bakın, intihara niçin geçiyor? Bu kadar ölümden korkan insan varken bu adam ölümü seçiyor. Çünkü o kadar sıkıntı çekiyor ki ölüm korkusu denen bir şey buna viz gelmiş. Peki bu nedir? Dini yaşamadığından, günahlara girdiğinden, yani imansızlık değil fakat zaaf imandan, amelsizlikten çekilen ruhsal sıkıntıya bakın. Peki siz niye huzurlusunuz? Böyle niye intiharımı düşünmüyorsunuz? Sebebi imanın getirdiği huzuru yaşadığınızdan. Farkında mısınız imanınızın lezzetinden? Konuyu değiştiriyorum. Burası için yaşayanlar buradan gitmeye ötleri patlarlar. Onun için ölümden korkarlar. Anladık mı? Burası için yaşayanlar ölümden korkarlar. Hani var ya bir laf. İnsan kazandığı parayı gurbetteyken nereye yatırım yaparsa oraya gitmek ister. Mesela Almanya'da, gurbette. Parasını kazandı, Hatay'a gönderdi. Ne vardıysa Hatay'a gönderdi. Bu adam emekli olup veya yaz tatiline gidip hemen servetini görmek istemez mi? Yani kardeşine, babasına gönderiyor. Babası, abisi diyor ki, kardeşim Hatay'da Kırıkhan'da bal aldık, toprak aldık sana, işte binalar var, şu var, bu var. İnsan merak etmez mi serveti orada? Peki ikinci bir adam var, kazandığı parayı almaya da yatırmış. Gitmek ister mi? Ya ne yapalım falan, bir gideriz falan. 3-5 sene, 7 sene sonra gideriz. Demek ki canın yongası ya mal. Nereye yatırım yapmışsa insan oraya gitmek ister. Ölmek isteyemeyenler, istemeyenler dünya için yaşayanlardır. İstisnası var. Nedir o? Sebabım artsın. Tamam, daha hayırlı, daha çok insanlara varalım. Ama mantıken budur. Bir yere de kaçış var burada. İnsanlar mala mülke önem vermeleri nispetinde hırsızlar baş gösterir. Bir daha söyleyeyim. İnsanlar mala mülke önem ve ihtiram göstermesi nispetinde toplumda hırsızlık çoğalır. Başka? Olmakla olmamak birbirini doğurur. Başka? İnsan sevdiği şeyle beraber olmak ister. Kaçırmak istemez. Sevdiği şeyden korkmaz. Korktuğu şeyde de beraber olmak istemez. Yani günahından niye korkuyorsun? Yanında olmak istemediğin için. Sevgide de kaçırma korkusu var. Sevdiğini kaçırmak istemez. Korku ve sevgi içsel yapılandırmak için insanın ruhuna atılıyor. Allah'ın için sevgi ve korku koymuş. İçimizdeki o yapılar var ya, istidat ve kabile çekirdeklerini. Onlar, mesela çekirdeği toprağa attınız. Güneş yoksa büyür mü? Peki ruhumuzun içindeki çekirdekleri hangi güneşte büyüteceğiz? Ya korku veya sevgi. Onları inkişaf için konmuş. Korku ve sevgi bir güneş mi oluyor abi o zaman? Güneş gibi oluyor. Büyütüyor. Mesela diyelim ki şu anda bir korku yok. Deprem olsa korkarsın değil mi Yasin? Korkarsın tabii, ben de korkarım. Tepeme iner diye. O anda ne dersin? Allah! İşte Allah demeyecektik ama tavan oynayınca dedik Allah. Bak nasıl çekirdeğin kışaf ettirdi. Musibetin içine gündürüç olan nimet. Nimete. Musibetin içindeki nimet. Olmasa kimse Allah demez. Demez kardeş. Korku ve sevgi içsel yapılandırmak için insanın ruhuna atılıyor. İnsanda ona karşı savunmalar geliştiriyor. İkisi de yapılandırma içindir. Yani korku ve sevgiye karşı insan savunma geliştiriyor. Uçaktan korkunca, kanserden korkunca hemen onu korkmamak için malzemeler üretiyor, fikirler üretiyor. Konuşuyorum ya 10 dakikadan beri.
Bazı insanlar kendilerini çok istifade ettiği kişiyle kavga ederek kendi hakikatini çökertmeye, kendini inşa eden ustasını yok etmeyle kendisinin kuyusunun kazdığının haberi olmuyor. Ne demek, bir de okuyayım. Bazı insanlar kendilerinin çok istifade ettiği kişiyle kavga ederek. Niye kavga eder abi peki? Çeşitli sebepler var. Kavga etti, sevdi. Hanımına kavga eder. Ama... Bunların istifade ediyor. Bunların bir sebebi şudur. Hazmedilmemiş ilimden dolayı enaniyet olur. Tabi mesela diyelim ki Risale-i Nur'u birisinden tanıdın, bir dershaneden tanıdın, ne bileyim siteyi takip ettin, çok şey öğrendin. Bakıyorsun senin hoşuna gitmediği arzulamadın, çünkü hep arzuladığın şeyleri konuşmasını istersin. Arzulamadığın, sana ters gelen bir konuşması var, hemen atarsın çöpe. Niçin atarsın? Ya hakikaten doğrusun, onun da ölçüsü yok. Dile-i şerî olması lazım. Nedir biliyor musun bunun şeyi? Şimdi sen biraz bir şey okudun, bir ders dinledin. Lugat manasını çözdüm diye Risale-i Nur'u anladım zannediyorsun. Oysa huvel evvelu vel ahir ve zahir vel batın dört mertebede anlamakla ancak kendin inkişaf edersin. Devamlı insan nakıstır. Ustad diyor ki kendini beğenen nakıstır. Kendini şey. Şimdi mesela diyor ki ya bu böyle değil. Oysa sari ifade. Bir misal söyleyeyim. Yeni rastladığım bir hadise. Sadakatla alakalı olsun. Hem de buna cevap da vermiş olayım. Senelerce siteyi dinleyen, bu son gelişen siyasi hadiselerde vardı ya, F-25'te siyasi siyasetin arasındaki gerginlik, biz bir şeyi ortaya koyunca zannettiler ki bizi siyasetçi, ne alakası var? Bizim gayemiz şuydu, şudur, gene şudur, gene aynı söyleyeceğiz. Papağan gibi aynı şeyi söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başa geçmemesi için Fazilet Kemalat bakmadan bunu durdurabilecek, bunu başa geçirmeyecek, buna karşı koyabilecek bizden yana bir tanesi. Tamam mı? Bu olması lazım. Ustad böyle demiş. Cumhuriyet Halk Partisi başa geçmeyecek, pergeli oraya koy. Şimdi bir şey anlatacağım, bunu anlatmayacağım. Şimdi tabii bu toplumda kargaşalık var. Kimin ne yapacağı belli değil. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Doğru düşünce mekanizmamız bozulmuş. Herkes bir şey diyor, tamam mı? Öne vitrine çıkarttıkları başka, depodaki başka. İşte bu toplumda böyle olduğu zaman şartlara dershanecilerin vazifesi Risale-i Nur'un sari ifadelerine kanaat ederek insanlara yol göstermektir. Malzeme vermektir. Biz de dedik ki, bir şey anlatmak için ama. Şuraya pergeleni Cumhuriyet Halk Partisi'ni koy. Bunun başa geçmemesi için buradan, bunun karşıtı olan, bunu durdurabilecek karabalık. Çünkü Şeyhülislam seçmiyoruz. Alim seçmiyoruz. Bu azami şer, kol kesiyor. Bunlardan bir tane parmak kesiyor. Eğer bunu durduracak, buradaki güçlünün yerinde değilsen, evliyayı azim eden bir partiden dahi yanına olsan, bu parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındasın. Otomatik olarak. Çünkü sen potansiyel olarak bunu durduracak yerde olman lazım. Müslüman olduğun için, imanın olduğu için. Çünkü bu imansızlık hareketinin siyasileşmiş şeydir, faaliyettir. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset alakası yoktur. Rejimin simgeselliğidir. Rejimdir yani. Sufyandır. Yani Mim Kemal ne kadar sufyansa bu parti de budur yani. Bu Cumhuriyet Halk Partisi belli. Şimdi bunun karşılığında durduracak güçte değilsen, nerede olursan ol bunun yanındasın. İlle bunun yanında olacaksın. Başka çare yok çünkü. Mesul değil mi Hasan abi? Mesuldur. İndallah mesuldur. Şimdi böyle bir ölçüyü koyduktan sonra ne dediler bak. Yani dedin ya niçin karşı çıkıyor. Senelerden beri bizim dersi dinleyen bunu söyledik ya. Demişler ki bak abi siyasete bulaştı. Bu nedir? Risale-i Nur'a ihanettir. Bu insanlara doğru malzeme vermeden alet olmalarına, batıla vasıta olmalarına, kuyuya düşmelerine istemek adıdır. Nedir bu biliyor musunuz? Sadakatın tefrit mertebesidir. Unutmayın bu. Sadakatın tefrit mertebesidir.
Sadakatin vasatı ise ustadın söylediğine ölçülere kanaat edip kaynak göstererek Emirda 2 208 de böyle anlatıyor. Emirda 2 208'de ustad isim vererek söylüyor. Azami şer olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmemesi için ehven-i şer yani kol kesene nispeten parmak keseni tercih etmek. Bu da şer. O böyle evliya mevla değil öyle bir kâr. Çünkü hakiki dindar hakiki siyasetçi olamaz. Hakiki siyasetçi de hakiki dindar olamaz. Yani işte öyle bir adam. Ama bu gelmemesi için. Şimdi bakın ölçüyü ben şey yapıyorum bununla alakalı. Niçin itiraz ediyor? Şimdi diyor ki ya siyasete abi bulaştı. Abi siyasete bulaştı. Demek yani sus. Bu konuda konuşma. Yani Risale-i Nur'da bununla alakalı mektuplar gündeme geldiği zaman topluma yön vermek, kıblesini teşkil etmek için yol göstermek, yoldan göstermek, yol ve yordam göstereceksin. Yani malzeme vereceksin. Doğru düşünmek için malzeme vereceksin. Yok, verme. Yani Risale-i Nur'un bu manalarına bant bağla. Risale-i Nur'da sanki geçmiyormuş. Bu söylediğim sanki geçmiyor. Risale-i Nur'da diyor ki aynı böyle diyor. Bunu sus diyen sadakatın tefritindedir. Risale-i Nur'un ölçülerine kanaat ederek buraya kadar bırakmak sadakatın vasatıdır. İfratı ise Cumhuriyet Halk Partisi'ni unutup Ehven-i Şer Partisi'ne hücum etmek veya eleştirme adına laf etmek. Bu da ifrat. Sadakatın ifratıdır. İfratlık şeytanlıktır. Tefritlik nefse emmareliktir. Gömülmektir. Haddini aşmaktır. Vasat ise var olana tabi olmaktır. Ne kadar acayip bir şey. Bakın sadakatın, elime bakın. İfrat, vasat, tefrit. Bunu alacaksın. Sadakatın dimağdaki karşılığı, dimağ nasıl yapılandırır? Sadakat, ifrat, tefrit, vasat. O sadakat, dimağ nasıl yapılandırır? Enfusu, ruhu, kalbi nasıl yapılandırır? Fiili hayatımızı nasıl değiştirir? Bunu bilmesen zarar verirsin, zarara sokarsın insanları. İfratını görüyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni unutmuş, tamam mı? Bunun kusurlarını araştırıyor. Tamam, var tabii bir tane senin söylediğin kusurdan daha rezildir. Ama bu ideoloji değil, dinsiz bir ideoloji değil bu. Bu ideolojidir. Bu çalıp çırpar, yer içer, kırar döker. Öldürür de seni. Bu ise imansız yapma faaliyetidir. Dinsizlik faaliyetidir. Ustad diyor ki kemalizm demek diyor haşiyede. Kemalizm noktalı virgül masonluk ve komünizmin manasında olan kemalizm diyor. Masonluk artı komünistlik topla kemalizmdir. Onun siyasileşmiş bir halidir Cumhuriyet Halk Partisi. Parti olarak siyasileşmiş. Yoksa rejimdir. İmansızlık faaliyetidir. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmeyecek olan süfyanet faaliyetinin adıdır. Süfyandır. Mustafa Kemal süfyandır, deccaldır. O rejime, kemalizme deccaliyettir, süfyaniyettir. Bu ise onun parti yani faaliyetinin simgeselliğidir. İşte bu manaları bilen bir insan bildiği halde, külliyatta bunu bildiği halde bunu bırakıyor, buna laf etmiyor. Bunun işte yok para çaldı, yok şöyle adam kayırdı, yok bir film yaptı, kamera çekti, bilmem ne yaptı. Yani bunlarla meşgul olmak, bunu kaçırmak, insanların nazarına kaçırmak sadakatın ifrat mertebesidir ki cerbezeli bir şeytanlıktır. Cerbezedir bu. Çünkü üstadımızın ölçüsü bu değil. Üstadımızın ölçüsü budur. Ben mi uyduruyorum? Emirda 2, 200 kaç? 208. Bu millet diyor iktidarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni başa geçirmeyecek. Kim? Kalbinde iman, kafasında şuuru olan bir insan yapmaz. Yapmadı, o imanını sorgulasın. Bilerek bunun karşısında olmayan, bunun yanında olduğu için imanını tazelesin, nikahını tazelesin. İman gider.
İman gidince imanla alakalı şey gitti. Çoğu imamlara göre iman gittikten sonra tekrar tecdid iman, tecdidi nikah yapsa çoğu imamlara göre sebabı geri gelmez. Sıfırdan başlar ama günah devam et aynı. Onun için sadakat her şeyde kıbledir. İlmin kıblesi sadakattır. Muhabbetin kıblesi sadakattır. Sadakatsız her şey ya ifrattadır ya tefrittedir. Bak, küfre taraftar olmak. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Allah cehennemle tehdit ediyor. Meyledeni. Onun yanında olanı değil. Hafif meyledeni. Onu koruma adına bir konuşma bile yapsa. Ben mi uyduruyorum bu ayeti? Tövbe estağfurullah. Haşa yüz bin defa. Küfre riza küfürdür. Zulme riza zulümdür. Bu adamı hiç kale almadan bunu durduracak tarafa hücum etmek cerbezedir ve şeytanlıktır. Bilerek yapıyorsa imansızlıktan, imansızlığa seni götürür. Seni imansız yapar. Çünkü bunun yanındasın. İmansız oldu mu nikahında gitti, bütün amellerinde gitti. Ondan sonra diyor ki, abi bana yemin ettirdiler, hanımla boş olacaksın yoksa bunu dediğim ama zaten imanın gitti, ne nikahı? Çünkü bu oyun zannediyor. Cenab-ı Hak ne diyor ayet-i kerimde? Biz bu dünyayı yarattık diyor. Oyun mu oynuyoruz? Boşuna mı laikalar? Laika nurcuların ilmi halidir. Ben mi söyledim bu cümleyi? Kim söylemiş bunu? Zübeyir abi. Sadakatı kaldırın. İşte bu işte. Bak bir tarafa bak, bir tarafa bak. Bak bir tarafa bak, bir tarafa. İfrat, tefrite bak. Ustad demiş ki bunun bu azami şer. Bu buna göre ehven. Şer ama bak bu da şer, bu da bu azami. Bu imansızlık yapar. Bu senin malını alır. Tamam? Misal. İşte diyor ki bunun gelmemesi için buna ait risaledeki parçaları okumak vasattır. Sadakat. Bunu eğer bunu hiç kale almadın. Buna hücum edersen ifrattasın. Sonra İkisini hiç kale almamış. Sanki Türkiye'de böyle bir şey yok. Hiç alakası yok. Yani bu milletin önemli değil. Asıl saadet gibi peygamber var sanki. Yani benim oylarımla hiçbir şey değişmez. Şu uğursuz atmamak, gidip kutuya atmamak, ustat attım atmadım. Ve bunları Risale'deki cümleleri, bu sayfaları koymak milletin önüne, onlara istikamet vermeye veren kişiye ki ben veriyorum. Bana hücum ediyor. Niye konuşuyor diyor. Bir siyasete bulaştı diyor. Şuraya bak. Ahmağa bak ya. Yani. Bu nurcudan bahsediyorum. Diğerlerine karışmıyorum. Bu nur adına ahmak yani. Ahmağa bak. Bu da ahmak. Bu da, ama bu acayip. Bu ilimli olur diyor. İfrat etmenin özürü yok. Bunun bir derece özürü olur. Muhakematta geçiyor. Ben hissiyatımı karıştırsam var ya bunu da atacağım çukura da. Fakat ben hissiyatımı Üstad diyor ki tefrit etmek cehalet de olur, özürü var cehalet. O bunları duyduğu zaman düzelebilir. İfrat edenin özürü yoktur diyor. İfrat etmek ilimle olur. O gider. Şeytandan geliyor. Evet. Muhakematta geçiyor. İfrat edenin özürü yoktur. Çünkü topluma yön veren, ders yapan insanın bunu bırakıp bununla konuşması cerbezeli bir akılla yaptığı için sadakatın ifrat mertebesindedir ki Neuzu billah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumunlar ayetine tam tamına masadak oluyor. İfrat eden kişi. İmanı gider. Cumhuriyet Halk Partisi'nin imansız bir faaliyet olduğunu, rejimin simgesi olduğunu bildiği halde ona destek veren veya onu durduracak karşıtına destek vermeyen aynen ona destek vermiş oluyor. Ve otomatik olarak bilerek yaptığı için imanı gidiyor. İman şey mi zannediyorsun öyle pat? Sabit mi? İman gider, büyür, küçülür şey. İşte dedin ya oradan açıldı. Şimdi sen pilerimi bastın. Dedin ki nasıl insan bunu yapabiliyor? İşte bizi nasıl kullanıyorlar biliyor musun? Kobay olarak kullanıyorlar bizi dinleyenlerin çoğusu. İstedikleri gibi konuşmamızı istiyorlar. Yani sıkıntısı var, ben onlara beyefendi ve hanımefendilere rahatlatıcı psikoloji veya dersler anlatacağım. İstemedikleri, rahatsız oldukları, bulundukları cemaati, grupları
yanlışlarını ortaya koymamı istemiyorlar. Ondan sonra beni fıza'ya koyuyorlar, mancınıkla atıyorlar. Veya yazıyor, dinlemeyeceğiz. Aman da dinle. Ben Allah için yapıyorum. İnsanlar için konuşsaydım, siyasi mitinglerde, lokallarda olurdu. Eğer ben toplum, yani şöhret için, para için yapsaydım, televizyon 7 tane, bilmiyor musunuz siz? 7 tane televizyon teklif ettiler mi, etmedi mi bana? Ramazan'da geçen sene, gel burada psikoloji dersi yaptı dedi. Kaç tane televizyon? 7 tane. O da ufak, yöresel de bahsetmiyor. Eğer ben para için ve şöhret için yapsaydım, ha, dinlemeyeceksin. İstersen dinle kardeş. Senin dinlemene benim hiç ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın varsa dinle. İhtiyacın yoksa Allah rızası için kapat, dinleme. Dinleme çünkü ben senin istediğin gibi konuşmam, konuşamam. Ben de kendi istediğim gibi konuşamam. Biraz önce ne dedim? Benim elimde olsa şu tefriti de çukura atacağım da. Ustad diyor ki hayır, tefrit eden cehaletle yapıyor diyor. Özürü var. İfrat edenin hiç özürü yokmuş. Nerede geçiyordu? Mahkematta. Çünkü ifrat ilim ile olur. Cerbeze ya. Arkadaş, vasatı tutturdun mu? Allah aşkına hiç korkma. Risale-i Nur'un laikalarına sarıldın mı? Hiç korkma. Ne olur. Böyle öpmek değil. Hayatında olacak bu. Dedi mi bu? Yapacaksın. Yapamadın mı? Kabul edeceksin. Mustafa şöyle diyor. 400 kaçtı mektubatta? 453. Yapmasa da yapamasa da demiyor. Ahkamı hak bilmelidir. Buna sarılacaksın kardeş. Varla platformu diye şeyler yaparlar. Niye Kastamonu demiyorlar? Biliyor musunuz? Niye varla platformu bilme platformudur ne diye bir şeyler? Niye biliyor musunuz? Varla hissiyat kitabıdır. İnsandaki ortaya çıkarttığı faaliyetlerin adıdır. Eylem değil burada. Varlarda eylem yok. Hissiyat dünyası var. Fikir dünyası var. Yani fikriyatımızı ve hissiyatımızı kıblesine koyuyor. Kastamonu ise, Kastamonu yok, emir daha şey yapayım. Kastamonu ise diş dünyamızı tanzim ediyor. Yap, yapma, bak, bakma. Emir daha ise İç dünyamızı, öyle düşün, öyle düşünme, ona taraftar ol, buna olma. Anlıyor musunuz? Onun için Emirdağ ve Kastamonu platformu olmaz, yapmazlar. Efendim yeni duydum. Yeni yeni, seyahatten geliyorum. Abiye sormuş ders yapana, yaşlı abiye. Abi ilk ders yaptın imani, Allah'ın ispatını. İkincisini ahiretin ispatını yaptın. 3 ders yapılıyormuş. Nereden çıktıysa 3 tane olsun. Tane istersen 10 tane yap. Bir şey değil. Üçüncü de tekrar Allah'ın ispatı dersi yapmış. Demiş ki ya abi bir layıka dersi yapsan. Layık olmaz kardeş. İhtilafa sebeptir diyor. Kavga etmemize sebep oluyor diyor. Layıka yaparsak diyor. İnan ha. Buna basarak söylüyorum size. İhtilafa sebepmiş. Çünkü niye? Ne na ne işleyeceği bu adam? Yaptıklarını ortaya koyar mı? Niye? Peki layıka yapmasak nereye? Kim bizi kim yönetecek? Nasıl hareket edeceğiz? Kafayı şerif. Ben buradayım. Layıkayı ortaya niye koyar? Ahmak mı? Benim gibi ahmak mı? Ben ahman birisiyim. Niye? Beni bile sorgulayın diyorum. Ben layıka okumasam benim size doğru söylediğimi nereden bileceksiniz? Belki ben aldatıyorum. Nurculuk adına doğru söylediğimi nereden biliyorsun? Laikalar şey yaparmış, ihtilaf veriyormuş, aramızda kavgalar çıkıyormuş. Onun için laika yasak diyor, laika yapmıyoruz. Laika yapmıyoruz. Allah Allah. Ya abi diyor ben ne yapacağım, ne bileyim ne yapacaksın? Kur'an'da şöyle diyor, gördüğünüz yanlışı uzaklaşın diyor. Hecren cemila, kavga etmeyin diyor, çekip git. Bak size söyledim şurada. Bu benim kitap değil, çizili değil. İki yüz altı. Bu asıl Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek. Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa komünist
kuvveti aynı partinin altında bu vatan hakim olacaktır. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti, Kur'an ve vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum dedi. F-25 ne diyor? Hangi partiye verirseniz önemli değil diyor. Buraya uydum uymadım. Çatışmıyor mu buraya? Uymadı. Uymadı tabii. F-25. F-25 Erzurumlu Fethullah demektir. Niye F-25? Amerika'nın F-16'sı var. Amerika'ya öyle bir motor koymuş ki F-16 değil F-25 Amerika'yı bile hareketlendirdi. F-25. Yani ne hangisine verirseniz verin fark etmez. Bizzat ben kulağımda videosunu dinledim. Fark etmez diyor yazısından hariç. Peki burada ne diyor? İslamiyete, vatana ve millet adına diyor bunu onun için demokratı koruyorum. Diyor mu demiyor? sen şimdi buna mı uyacaksın? Şahsa mı? Tamam yolun açık olsun. Ahirette de görürsün yaptığını. Cebedelini. Gidiyor onların içinde en mutedileri de saadete vermiş. Aynı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğin gibi oluyor. Fark etmiyor. Bunu durduracak yerde değilsen nerede olursan ol bunun yanındasın. Hiç fark etmiyor. Bunu çok anlattık. Bilerek burada adam delikanlı dinledi gitti gene. Bu sözleri dinledi aldı gitti ona verdi. Nereye verdi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne verme. Şimdi bunun imanı oldu mu olmadı mı? Siz şahit değil misiniz? Geldi bir daha ondan sonra gelince hiç yüzünü bile bakmadım. Ne bakacağım kardeşim? Bilerek zarara rızasıyla girene merhamet edilmez, lehine de bakılmaz. Abi bir gün kalabilir miyim? Bir gün değil dedi bana özel geldi. Dersime de gelmezsen. Seni gelince benim moralim bozuluyor. Senin kadar bu kadar dersi dinleyip hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olan adamı görmedim. Ben sana gelme diyemem. Ama direkt karşıma çıkma, kenarda bir yerde otur. Allah Resulü'nü de vahşeyi yapmış değil mi? Kim? Hazreti Hamza'yı şehit eden kimdi? Vahşi. Durgunluk oldu da ben mi uyduruyorum? Bende mi bir kafamda sorun var? Ne dedi o? İman ettiği halde tamam dedi. Allah ayetiyle affedildiğini söyledi. Ben diyor seni görünce amcamı hatırlıyorum diyor. Direğin arkasına geç diyor. Direkt karşıma gelme diyor. Dedi mi demedim? Ben de seni görünce Cumhuriyet Halk Partisi hatırıma geliyor dedim. Sen yanda dur. Bu kadar niye hassassın? Dininizi ne kadar severseniz düşmanına o kadar düşman olursunuz. Bende hassaslık manyaklığımdan değil. Dinimi çok sevdiğimdendir. Nurculuğu çok sevdiğimdendir. Hayatımdan daha değerli bir şey hayatımı buna verdim. Buna düşman olana ben de düşmanım da ondan. Ben hassaslığımdan konuşmuyorum. Dininizi ne kadar severseniz, Allah'ınızı ne kadar severseniz o nispetle düşmanına düşman olursunuz. Hissiyatımdan değil, ben kimseye mal pay etmemişim. F-25'te ben mal pay etmemişim. Akraba değilim, emsal değilim. Aynı şeyi, kategoriyi paylaşmıyoruz. Şöhret rakibim değil. Öyle bir şey yok yani. Ama nurculuk adına ben bunları demem lazım. Ben demeyeceğim, kim diyecek? Koca koca abiler bile, abi dedikleri adam bile buna ucumu, bunu bırakmışlar, buna meşgul olmuşlar. Allah'tan nur dersi olmasaydı gene nurculuk adına hakikaten aynı onlar da tuzağa düşeceklerdi. İyi ki vardı yani sitede. Ya. Ya Rab söyledim. Şahit ol. Yarın haşir meydanında tu diye tükürecekler. Niye demedim bunları? Onun için hakkı ta bir şey değil. Pervasızca 80'de demişim. Kara tahtaya okuldayken Elif Bağ öğrettik ve 80 ihtilali, askeri ihtilal ilk beni 17 yaşında sorguladı, yargıladı. Kur'an harflerini öğrettim ya kara tahta teneffüste ve hedeflerine. Harf inkılabıyla yargılandım ilk. Deccal'ın harf inkılaplarına karşıymış. Şişli'de. Askeri ya, 17 yaşında çocuğuz.
hadiseler beni öyle biledi ki, kılıcı biler gibi. İşkence yaptılar, dişimi kırdılar, içeri tıktılar, dayak attılar. Sanki vazgeçirdiler. Daha beter bilendi. Ya arkadaşlar, içim yanıyor, içim. Onlara değil. Ahmak Müslümanıma içim yanıyor. Ahmak. Düşmanını, dostunu tanımayan ahmak. Tanıdığın anda dön ya. Biz de aldanabiliyoruz ama tanıdığın zaman dönüyorsun. Ya. Bana tabi ol demem. Haşa, Allah beni kahretsin. Böyle bir batıl iddiam olmaz. Buna sarıl. Ben buna sarıldıkça, bununla söyledikçe bana tabi ol. Göremiyorsan. Ama ben buna sarılmamışsam Allah rızası için bana tabi olma. Çünkü batıla götüreceğim seni. Nasıl anlayacağız buna? Laikaları bir dershane öne çıkarıyor mu, çıkarmıyor? Çıkarmıyorsa uzaklaş oradan. Laikasız. İman var, İslam yok. İman, sözler var, mektubat var, Kastamonu emir daha yok. Niye yok? Niye? Çünkü buraya tabi olacaksınız. Bana tabi olacaksınız. Ben bunu ahmak mıyım? Ben bunu niye öne çıkarıyorum? Buraya tabi olun diyorum. Ben de buraya tabiyim. Peki ben bunu öne çıkarmıyorum. Nereye tabi olun diyorum? Bana tabi olun. Ya. İtaat edin, rahat edin. Tövbe yani, tövbe estağfurullah. Bir de okuyorum. Ha, bazı insanlar kendilerinin çok istifade ettiği kişiyle kavga ederek ne yapıyorlarmış? Kendi hakikatini çökertmeye istifade ediyor. Tabii ya ki mesela diyelim ki benden istifade ediyor. Misal. Benden enfusi derslerle, alemi gaybla istifade ediyorsun. Psikoloji dersi yapıyorsun. Şimdi tekin dedince, sen tenkit ettiğin zaman artık muhabbetin olur mu bana karşı? Olmaz. Edemezsin istifade. Yani klişeleşmiş cümleleri alırsın. O sana feyiz vermez. İçinde ben yokum. O kupkuru bir cümledir. Ne yapıyorsun o zaman? Beni eleştirdiğini zannediyorsun ama kendi hakikatini çökertiyorsun. Ama keşke desen ki, bana şöyle diye hücum ediyorlar. Yemin ederim bak, buna elimi basarak iftira ediyorsun. Bütün cümleleri bu. Ya deseler ki, arkadaş Allah'ını seversen, sen burada bunu söyledin ama biz de baktık öyle yazmıyor. Onun ayağının altına kurban olayım. Keşke dese. Sen şeriatta böyle dedin. Böyle bir ayet yok. Veya edile-i şeriyede la ilahe illallah diyen kurtulur. Var. Muhammed Resulullah'a gerek yok dese. Bak sen öyle dedin ama burada böyle yazıyor. Böyle tenkit edilir. Hazreti Ali öyle diyor. Bu o zaman ilmi bir hakikattır. Nakştır diyor. Çaresi olmayan eleştiri tahriptir diyor İmam Ali. Sen bana iftira ediyorsun, bunun altına nasıl çıkacaksın? Bir de şey ne diyorlar? Bu hoca efendi anlamak karizma işiymiş. Karizma. Karizma neyse, ne demek karizma manası bilmiyorum. Bir bakış manası herhalde değil mi? Bir duruş mudur? Ha bir duruş, yani bir bakış, bir duruş, yani bir kültür işidir. Hem demek ki bizim duruşumuz yamuk yani. Bu hoca efendi anlamak bir karizma işiymiş yani. Niçin? Niçin diyor biliyor musun bana? La ilahe illallah, mecellede şöyle yazıyor. La ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah demese kurtulamaz diyor. 26. mektup, 4. mefasın 5. meselesi. 5. meselesini ustada da sonu. Yani Risale-i Nur'dan delil de yapmıyorum ha. Risale-i Nur'da 26. mektup, 4. mefas, 5. mesele. Aynı soru var. La ilahe illallah dese, Muhammed Resulü demese kurtulur mu? Ustad diyor ki hayır. Ondan sonra bu ustad diyor ki, bu ustad hayır diyen, benim söylediğim diyor, mihenge vurmadan almayınız. Edile-i Şeriye vurmadan almayınız diyen zat söyledi bunu. Zaten Edile-i Şeriye'de İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okutuluyor. Ne okutuluyor? Hukuk İslami Kamusu. Ömer Nasuh Bilmen'in galiba 8 ciltli kitabı. İslam Anayasası. İlk cilt madde maddedir. TC'nin maddesi. Orada yazıyor. Ha, sen bana şöyle diyeceksin. Bak oraya baktık. Öyle bir şey yok. O zaman seninkisini benim vicdanımı rahatsız ederdi. Ve ben hemen geri dönüş yaparım. Senin ayağını da öperim. Çünkü beni büyük bir mesuliyetten kurtardı derim. Ama şöyle desen hiç beni kale almıyor. Zaten bana gelmiyor, siliyorlar.
İftira ediyorsun, bunun altına nasıl çıkacaksın? Karizma işidir, bu bakış işidir. Ne bakışını? Bu peynir mi alıyorsun sokak? İmanın gidiyor, sen haberin. Öyle kuru kuru, tengit öyle değil. Mehazlı. Mehaz. Burada böyle yazıyor. Gerisinin lafı güzaftır. At çöpe, hiçbir değeri yok. Kim derse desin. Ama burada böyle yazıyor dese, yapma ya, Allah Allah. Tamam. Demek ki kavga ederek kendi hakikatini çökertmeye, kendini inşa eden ustasını yok etmeye, ustasını yok etmeyle kendisinin kuyusunu kazdığından, kazdığının haberi yok. İstifade ettiği kaynağa itiraz etmek, tenkit etmek, onu fikirlerini alabilirsin, cümlelerini alabilirsin ama vicdanına kesinlikle değinmez. Çünkü o laf nereden gelmiş? Buraya. Buradan da gelmiş. Buraya tenkit ediyorsun. Tenkit ettiğin yer sana kördür. Dolayısıyla kuyunu sen kazıyorsun. Ama vicdanını tatmin edecek şer'i delillerin varsa o tabi değil. O zaman herkesi kurtarmış oluyorsun. Başta beni. Ama öyle kuru kuru hücum etmek hiç kimsenin işi, hiç kimse bakmaz, kusura bakma. Beni bile bakmazlar ya. Ben nereye söylüyorum, nereye dayanıyorum? Ya buraya, ya ayet-i kerimede. O kadar. Peki. Vâhir davâhu menilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.